Sevgili seyirciler, bu hafta özellikle Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerinde F-16'ların gündeme geldiği bir haftaydı. Biliyorsunuz NATO zirvesinde iki ayrı pazarlık yapıldı. Biri, görünenin daha doğrusu İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmasını Türkiye veto edecek mi etmeyecek mi tartışması ve pazarlığıydı. Bu pazarlıktan şu anda Türkiye eli dolu döndü. Bir muhtırayla bir anlamda İsveç ve Finlandiya'nın terörle mücadelede Türkiye'ye destek olmasını garantilemişe benziyor. 8 ay içinde eğer bu garantiler hayata geçmezse zaten Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı da altını çizerek belirtiyor ki biz diyor bu iki ülkenin NATO'ya üye olmasına izin vermeyeceğiz, veto edeceğiz diyor. Bu görünen pazarlıktı. Ancak bir de bütün bu pazarlıkların arkasında el altından yapılan bu sefer Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan bir başka pazarlık vardı. Biliyorsunuz Türkiye S-400 aldı ve de F-35 programından atıldı, ayrılmak zorunda bırakıldı. Üstelik de kimi uçakların parasını vermiş olmamıza rağmen ne para geldi ne uçaklar. Bu yetmezmiş gibi Biden yönetimi Türkiye'ye F-16 satışını da durdurduğunu açıkladı. Buna da gerekçe olarak Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 savunma sistemlerini aktif hale getirme isteğini gösterdi. İşte uzun süredir Türkiye F-16'ları yenilemek ve yeni uçaklar katmak için Amerika Birleşik Devletleri ile pazarlıktaydı ve NATO'daki Türkiye'nin bu çıkışı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi bir anlamda Türkiye'nin NATO için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kafalara kazıdı. Ve bir sonuç da alındı. Türkiye artık F-16'ları alabilecek. Önümüzdeki günlerde çeşitli özellikle demokratlar cumhuriyetçileri de ikna edip bu pazarı bir kez daha Türkiye'ye açacaklarını belirtiyorlar. Bu önemli, Türkiye için önemli. Bir yandan Amerika gibi silah ihracatçısı bir ülke için de önemli, duygusal nedenlerle. Türkiye için ise savunma sektöründe, savunma anlamında Türkiye'nin olmazsa olmazlarından bir tanesi ve de bu krizin şimdilik aşıldığını söyleyebiliriz. F-16'lardan bahsettik, savunma sanayinden bahsettik. Güzel bir haberle devam edelim. Bayraktar TB2 SİHA Litvanya'ya teslim edildi. Hatırlarsanız Litvanya'da bir kampanya başlamıştı. 3 günde 6 milyon euro bağış toplanmıştı ve de bununla Ukrayna'ya Litvanyalılar bir hediye alalım demişler. Ne alalım? İşgal altındaki bir ülkeye hediye olarak ne alınırsa o alınır dediler ve de bir SİHA almak istediler. Bunu da Bayraktar bu bağış kampanyasından çok etkilendi. Özel bir sektör, özel bir kuruluş olmasına rağmen biz dedi bir sizlere bir SİHA hediye edeceğiz. Bu parayı da Ukrayna'da savaş mağdurlarında sivil halka verin diye bir jeste bulunmuştu. İşte bu jestlerin sonucunda bayraktarlardan 3 adet bayraktar daha Ukrayna'ya gönderildi. Bir tanesi de Litvanya'nın armağanı olarak gönderildi. Bu arada Ukrayna'da ne oluyor derseniz şu anda Zelenski farklı yerlerde konuşuyor. En son bu hafta yaptığı konuşmada aylık 5 milyar dolara ihtiyaçları olduğunu söyledi Rusya'ya direnmek için. Ve de ortaklardan aldığımız silahlar artık çalışmaya başladı dedi. Yani şu anda İngiltere başta olmak üzere Avrupa'nın Amerika Birleşik Devletleri'nden edinilen silahları Rusya'nın işgaline karşı kullandıklarının altını çizdi. Birliklerimiz işgalcilerin lojistiği için önemli olan depolara ve diğer noktalara kayda değer saldırılar yapıyor. Bu Rus ordusunun saldırı potansiyelini önemli ölçüde azaltıyor. İşgalcilerin kayıpları sadece her hafta artacak diye de kararlı bir şekilde duruşunu bozmadan devam ettirdiğini yine söyledi. Bu arada Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ile de ilginç bir gerilim yaşadı. Alaska'yı geri alırız dedi Rusya Devlet Duması Başkanı. Şimdi nereden çıklayabilirsiniz? Rusya ile Amerika kutuplarda, Alaska'da biliyorsunuz sınırdaş diyebiliriz. Ve de Amerika şunu hep hatırlasın, Alaska diye bir toprak parçası var diyor Volodin. Yurt dışındaki kaynaklarımızı yönetmeye çalıştıklarında bizim de geri alacak bir şeyimiz olduğunu akıllarından çıkartmasınlar diye de altını çiziyor. Sevgili seyirciler, çok kısa bir ara verelim isterseniz. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın istifa haberiyle devam edelim.